Sevgili dostlar, merhabalar. Arkadaşlar, dün sizlere bir video attım. Burada bir huni duruyordu. Arkadaşlar, bu huni bugün masanın üzerinde. Haftaya inşallah kafamıza takmayız demiştim. Ve arkadaşlar, bir uyarıda bulunmuştum. Arkadaşlar, kanalımıza abone olun. Bizleri destekleyin demiştim. Dünkü videodan sonra birçok arkadaşımız sağ olsun destek olmuşlar. Oldukça fazla kardeşimiz bize katılmış. Otomobil dünyası ailesindeki yerini almış. Sevgili arkadaşlar, zaten birkaç kanalız otomobil piyasasındaki bu hareketliliği anlatan. Onun haricinde abone sayılarında çok ciddi aboneleri olan kanallara bakıyorum. Arkadaşlar, hani Titanic batarken keman çalanlar var ya, aynı onlar gibiler. Bayilerde araç yok. Hala araç tanıtımları yapıyorlar. Hala araçları gösteriyorlar. İşte şu araç şu para, şu araç şu kadar. Ya kardeşim, araba yok. Şu kitlenize, şu büyük kitlelerinize çıkın da bundan sonra ne olacağını bir zahmet anlatın. Buna bile gerek duymuyorlar. Ondan dolayıdır bu işi hakkıyla yapan birkaç tane kanal var. Ben de onları takip ediyorum. Takipçilerine bundan sonra neler olacağını, araç piyasasındaki bu dalgalanmaları anlatıyorlar. Ondan dolayıdır ki arkadaşlar, birkaç tane bu işin peşini bırakmayan kanalları da lütfen, sadece bizi değil, onları da takip edin. Bizlere de destek olun ki bundan sonra otomobil piyasasında arkadaşlar neler olacak, bunları anlatalım. Çok özür dileyerek hani bir şey söyleyeceğim ama bu işin gerçekten boku çıktı. Otomobil sektörü günden güne arkadaşlar, otomobil satışları da eriyor. Binici zaten artık araç almayı bir hayal gibi görüyor. Dün çip sorunundan dolayı arkadaşlar hiçbir bayide araç olmadığını söyledim. Videonun sonunda yorumlara baktım. Abi peki ikinci ele ne olacak diye o kadar çok fazla yorum gelmiş ki artık bu videoyu çekmek bizim üzerimize vazife oldu. Arkadaşlar, her videoda altını çiziyorum. Eğer bir ürünün sıfırında sorun varsa, sıfırında bolluk yoksa, sıfırında kampanyalar yoksa o ürünün ikinci elinde fiyat düşmesini beklemek çok iyi niyetli olur. Peki satış var mı derseniz, zaten satış yok. Binici bu fiyatlardan araç almam, satıcı da ben bu fiyatların altında bu aracı satmam diyor. Araç toplayanlar zaten bugünleri hesap etmişti arkadaşlar. Bu araçlar boşuna toplanmamış. Bunu görmüş olduk. Sanki çok çok planlanmış, sanki çok çok programlanmış gibi, bunlar biliniyormuş gibi arkadaşlar, birileri çıktı, bir senedir araç topladı. 80 bin araç satılmış Eylül ayında arkadaşlar. Peki araç alan var mı? Bir biniciye bu araçlar gitti mi? Hayır, araç alanlar yine stokçular, stoklayanlar oldu. Binicilere aracı yar etmediler. Şimdi 10 aydır arkadaşlar bu araç toplayanlar, araçlarını köşeye koyanlar bugünlerde artık ellerini avuçluyor. Çünkü sıfır araç çok yetersiz geliyor. Gelen araçlarda arkadaşlar birkaç ay öncesinden satılmış araçlar oluyor. Onlar da zaten showroom'a bile inmiyor. Tırdan direkt arkadaşlar, aracın alıcısı belli zaten. Sevkiyat için müşterisini bekliyor. Onun haricinde showroom'da sergilenecek veya gidip alabileceğiniz bir araç bulmanız mümkün gözükmüyor. Böyle olunca da ikinci elde dedik yani, işte bir senedir stoklayanlar şimdi diyor ki hadi bakalım, hoş geldiniz. Bizler sizlere bu araçları satacağız. Dün ben videoda bahsetmiştim arkadaşlar. İki taraf şu anda birbiriyle adeta direniyor. Alıcı biliyor arkadaşlar o aracın 160-170 bin liralara kapatıldığını. Şu anda istenilen paralar 250-260 bin lira araca, örnek veriyorum. Bir model ve bir araç üzerinden. Alıcı ben bu paralardan almam. Satıcı da ben bu paraların altında satmam diyor. Böyle bir restleşme var arkadaşlar araç satışlarında. Ama ihtiyacı olan vatandaşlarımız yok mu? Almak zorunda olan kardeşlerimiz yok mu? Onlar da var. Onlar da ya ben araç almayıp da ne yapacağım? Çünkü araç almam gerekiyor. Belki çocuğunun okulu var. Belki seyahat etmesi gerekiyor. Belki iş için kullanacak. Bir şekilde araç sahibi olması gereken yüz binlerce insan var. Onlar bekliyor. Onlar bekleyince de arkadaşlar bu fırsatçılara da gün doğmuş oluyor. Arkadaşlar,
İkinci eli tanımlamak için sizlere şöyle bir denklem sunuyorum. İnsanlar elindeki parayı bağlayıp otomobile, anladığım kadarıyla ve sizlerden gelen yorumları şöyle bir toparlarsak, siz de zaten dinlediğinizde hak vereceğinizden eminim. İnsanlar elindeki parayı arkadaşlar otomobile bağlamak istemiyor. Çünkü çok çetrefilli günlerin geldiğinden hep fikirler. Bu sadece otomobil tarafında da değil, birçok ham maddede arkadaşlar, birçok ithal üründe satan distribütörler bayilerinin telefonunu dahi açmıyor. Bakın bunu otomobil için söylemiyorum. Başka başka ticaret grupları içerisinde arkadaşlar bugünlerde dolar kurunun bu kadar dalgalı olduğundan dolayıdır. Fiyat konumlandıramadıkları için birçok ürün ithal eden firma bayilerine, satıcılarına diyelim, telefonlarına çıkmıyor. Çünkü bu ürünleri bu fiyatlardan satarsak yarın zarar ederiz endişesi taşıyorlar. Otomobil tarafına gelirsek de vatandaş da dediğim gibi elindeki birikimini araca bağlayıp nakitsiz kalmak istemiyor. Çünkü o da farkında piyasalarda bir sıkıntı beklentisi, tedirginliği, endişesi var. Zaten birçok arkadaşımız da videolarımızın altına bu endişelerini yazıyor. Yani elimdeki parayı abi oraya bağlarsam zaten araçlar satılamıyor. Paraya ihtiyacım olduğu gün ben bu aracı nasıl satarım? Veya en büyük endişelerden birisi, bunu uzun süredir zaten seslendiriyoruz, dillendiriyoruz. Arkadaşlar bu araçların fiyatları bu kadar yüksek seviyelerden alırsak son sahibi mi oluruz? Bir sene sonra piyasada bir araç bolluğu olursa biz bu aracı aldığımız fiyatın yarısından mı satarız? Hiç kimse aldığı bir ürünü arkadaşlar en tepe noktasından almak istemez. Çünkü en tepe noktasından alırsanız 2 sene sonra satmak istediğiniz zaman onu yarı fiyatına satma durumunuz da doğar. Sonuç itibariyle 2022 gibi otomobil piyasasının bir bolluk olmayacağının bir malumatı yok. Yani 2022'yi tekrar bol araçlarla geçirebiliriz. Bu endişeyi de taşıyan bir kitle var. Araçlar bollanırsa, araçlar çoğalırsa, ben bu kadar yüksek fiyattan araç alırsam elimdeki paradan dolmuş olurum ve param erimiş olur. Arkadaşlar yine oldukça yaygın bir fikir ve çok dillendirilen bir şey. Türkiye'de üretilen, işte Bursa'da arkadaşlar araç ürettiğim illerimizdeki şeyde gümrüklere gidin bakın. Türkiye'den birçok üretim yapılıyor ve sevk ediliyor. Ama iç pazarda çip sorunu var deniliyor. Ama ne hikmetse araçlar üretiliyor, bu çipler Türkiye'den çıkan araçlarda yok da Türkiye'ye gelen araçlarda mı var? Zaten birçok marka fabrikası Türkiye'de ve burada üretiliyor bu araçlar. Ama çip sorunu diye bir sorundan bahsediliyor. Araçlar yok deniliyor. Sanki gizliden gizliye Türkiye'ye bir araç boykotu mu uygulanıyor? Bir boykot mu var diye bir takım arkadaşımız da, çokça arkadaşımız diyelim hatta, videolarımızın altına yine bununla ilgili mesajlarla dolduruyor. Yani arkadaşlar gümrüklerde yurt dışına çıkan araçlar, ülkede üretilen işte birçok marka Türkiye'de üretim yapıyor. Burada üretiliyor, yurt dışına çıkıyor ama ülkemizde araç kalmıyor. Yurt dışından gelen araçlar da gelmiyor. Bununla ilgili işte sizlerde aslında bir çip sorunu yok. Üretimler devam ediyor ama ülkemizde bir ambargo, gizli kapaklı bir ambargo mu uygulanıyor gibi sözler söylüyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, yani bunların bir kaynağı, bunların bir herhangi bir resmi bir açıklaması yok. Bizler de böyle bir bilgi, yani bu şekilde havada dolaşan bir bilgi sizlere bilgi olarak söylememiz zaten hiç doğru değil. Ama ben dillendirmiş olayım. Bunu yazan birçok arkadaşımız var. Abi hani yurt dışında bu çip sorunu bir tek Türkiye'ye mahsus. Yurt dışında araçlar var. Oldukça da bol araç var. Hatta ülkemizde de üretiliyor. Ama ne hikmetse showroomlardaki yerini almıyor. Bunun nedenleri, sebepleri arkadaşlar, birçok nedeni, birçok sebebi. İşte TOGA yoranlar var. TOG 2022'de sahada olacak. Onun ayak sesleri. Şu anda piyasaya araç sürülmüyor. TOG sahaya sürüldüğü zaman yüz binlerce araç bekleyen TOG'a saldıracak.
Onun ön hazırlığı gibi. Yani oldukça fazla. Ya herkes bir şey, bir spekülasyon ortaya atabilir. Herkes fikrini söyleyebilir arkadaşlar. Bunlar elbette herkesin görüşleridir. Herkes olaya başka bir pencereden bakabilir. Ama ikinci el tarafında dediğim gibi sevgili arkadaşlar, bu fiyatlar sürdüğü sürece, ikinci el daha da arttığı sürece arkadaşlar bakın, vatandaş davranış olarak pozisyonunu almış durumda, bu yüksek araç fiyatlarından ikinci ele sahip olmak istemiyor. Yani hala bunu görmeyenler artık ne zaman görecek? Gerçekten bunu bilmek mümkün değil. Elbette ki ben söylüyorum, bir kısım insan gerçekten araca ihtiyacı olan, gerçekten alması gereken insanlar zaten arkadaşlar bekleme yapmıyor. Favorilerindeki araçlara bakıyor, piyasayla karşılaştırıyor, sık pazarlıklar yapıyor ve araç sahibi oluyor. O ayrı bir konu. Ama kısıtlı bir bütçesi olan arkadaşımız, asgari ücretle çalışan bir arkadaşımız bu kadar yüksek bir yerden alıp daha sonra arkadaşlar araçlar bollanınca fiyatlar düşer endişesiyle ve aradaki paramı kaybederim endişesiyle korkuyorlar ve bekliyorlar. Bunu bazı insanlar anlamıyor. Çünkü onlar hiçbir zaman asgari ücretle çalışmamış. Çünkü arkadaşlar alın teriyle zor bela çalışıp o paraları toplamış insanlar yadırgıyor. Ya ne var kardeşim, al diyor, geç bak işine diyor. Hemen hani böyle bu tarz şeylerle söylüyor. Ama işte böyle bir kitle var yani. Bu kitlede ikinci el tarafında önünü görmek istiyor. En azından arkadaşlar bu yüksek şartlardan araç sahibi olmak istemiyor. Sevgili dostlar, tekrar videonun sonunda sizlere şöyle söyleyeyim. Son olarak otomobil piyasasında ve ülkemizin birçok sektöründe zaten biz bir senedir otomobil piyasası olarak bu sıkıntıları yaşıyoruz ama artık birçok iş kolunda birçok başka sorunlarımız olacak. Görünen o arkadaşlar. Çünkü dolar kuru aşırı derecede yükseldi. İşte akaryakıta zam geliyor arkadaşlar. Önce bir 41 kuruş geldi. Pazartesi itibariyle de sevgili dostlar 26 kuruş olması bildiğim kadarıyla. 26 kuruş daha zam gelecek. Yani sadece dediğim gibi araç fiyatlarında da kısıtlı kalmıyor artık. Birçok kaleme, birçok ticaret malına artık zamlar görünüyor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah herkese kolaylıklar versin diyorum. Son olarak arkadaşlar, kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi, otomobil piyasasının sorunlarını anlatan birkaç kanaldan biriyiz. Bizleri destekleyin arkadaşlar. Videolarımızı Facebook gibi arkadaşlar, Instagram gibi sosyal medyalarınızda da paylaşırsanız daha fazla bir kitleye ulaşma şansımız doğar. Bizlerin sesi daha büyük bir kitle tarafından duyulmuş olur arkadaşlar. Belki sesimiz birileri tarafından bir gün gelecek, duyulacak. Çünkü gerçekten araç piyasasında dar gelirli vatandaş araç sahibi olamıyor. Ve her geçen gün artık zor olan araç almak artık hayale doğru gidiyor. Birçok arkadaşımız artık araç almayı hayal olarak görmeye başladı. Bundan dolayıdır sevgili dostlar. Kanalımıza destek olalım. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.